Selamlar arkadaşlar. Daha öncelerde burada geleceğe dair tahminlerde bulunuyorduk ve tahminlerimiz her zaman doğru çıkmaya devam ediyor. Yine tahminlerde bulunalım arkadaşlar. Ne demiştik? Rusya bize daha çok bağımlı kalacak. Rusya bize yani iyice bağımlı kalacak. Yani şu an oraya geldik. Niye? Şimdi boğazlar kapandığı için Rusya hiçbir şey satamaz duruma geldi. Yani gemilerle gübresini yiyeceğini satamıyor. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Yani savaş olduğu için biz boğazları kapattık. Ukrayna'da satamıyor derken birazcık tahıl şeyini anlaştılar. Biri gübre verecek Rusya, biri tahıl, öyle bir anlaşma oldu ama kısmi, çok cüzi bir anlaşma. Ama genelde sıkıntı. Şimdi doğalgazda da sıkıntıya giriyor Rusya. Yani satamıyor ve dünyaya erişmekte sıkıntı. Yani Rus vatandaşı yurt dışına çıkmak için Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Diğer ülkeler yaptırım uyguladığı için uçamıyorlar diğer ülkelere. Her şey Türkiye'nin üzerinde oluyor. Şimdi Rus malını satabilmesi için ya Azerbaycan'a yollayacak, Azerbaycan malı diye damgalanacak oradan dünya. Ya Türkiye'ye yolluyor ve Türkiye malı diye. Yani her şey Türkiye'ye bağlandı yani. Hani dünyaya açılan kapı haline geldi. Rusya Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde bağımlı hale geldi ve şu an Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak zorunda zaten. Geçen haftalarda oteldeydim. Komple dolu yani. Otel komple dolu. Hiç boş yeri yok otelin. Öyle söyleyeyim. Marmaris'te bir otel. 5 yıldızlı. Dolayısıyla bunların %97'si Avrupalı ve Rus turisti. Dolayısıyla her şeyle bağımlı hale geldi. Şimdi başka bir tahmin yürütüyoruz. Şu an yakın gelecekte ne olacak arkadaşlar? Yakın gelecekte şu olacak. İşte Afganından tutun, osu busu derken, Suriyelis derken, şimdi bir de Rus akını gelecek arkadaşlar. Rus akını şimdi Rusya'dan çıkmaya çalışıyor. İlk önce başka bir ülkeler, oradan da bizim ülkeye. Zaten sınır kapısı diye bir şey yok. Direkt bizim ülkeye. Bir de Ruslar gelecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Rus gelmediği kaldı, Rus akını. Zaten Rusya da savaş istemiyor arkadaşlar. Birçok insan görüldüğü üzere kaçıyor. Dolayısıyla bir de Rus akınına uğrarız. Ne olacak? Bu sefer iyice kompozit bir yapıya ulaşacak bizim Türkiye. Gelen geçen bizim Türkiye üzerinden iş yapıyor çünkü arkadaşlar. Ortak ana merkezi burası olmuş. Yani enerji boru hatlarında merkezi, geçiş merkezi burası oldu. Şimdi insanların da geçiş merkezi burası olacak. Yani bir toplanma merkezi gibi bir yer olacak arkadaşlar. Bizim için iyi mi? İyi değil arkadaşlar. İnsanlar geldikçe bizim evlerimizde kalıyor, bizim yapılarımızda kalıyor. Bu sefer onlar geldikçe buradaki kiralar artıyor. Ev, yani onlara ev tahsil edildiği için insanlara ev kalmıyor. Kiralayamıyorsunuz. Kira fiyatları artıyor. Ev satın almak çalışıyorsun. Onlar satın alıyor derken ev fiyatları da artıyor. Bizim açımızdan pek iyi bir şey değil burası. Ama savaştan kaçanlar açısından iyi bir şey. Yani bunu 3'ü 5'i yok, ortası yok. Yani böyle bir durum oluştu. Kimileri zaten isteyerek gelmiyor, savaştan kaçıyor insanlar. Böyle bir durum. Yani akın 125 bin kişi Gürcistan sınırına. Yani Gürcistan'a gittiğinde zaten Gürcüler de buraya koşarak geliyor. Herkes buraya bir şey, şey falan geliyor arkadaşlar. Yani o Gürcü'ye gider, Gürcü'den bu tarafa gelir yani. Olacağı o arkadaşlar. Şimdi bir de Rus akını kalmıştı. Bir de o olur artık. Herkese iyi günler.